Arkadaşlar, Manisa'dan herkese bir kez daha merhaba. Bir önceki videomuzda arkadaşlar bu yıl erkeklerimizi teklemiştik. Erkeklerimiz yaklaşık 2 haftaya yakın bir süredir kafeslerini iyice sahiplendiler. Bir tane erkeğimizde problem çıktı. Daha sonradan birkaç gün sonra, ilk anda değil, 3-5 gün sonra hasta olduğunu fark ettik. Onu buraya tedaviye aldık. Burada da iki tane yeni dişi aldık, kalın tüy arkadaşlar. Bir tanesi şu gri sarı surat olan, bir tanesi de yukarıda yeşil olan en sondaki dişi kuşumuz. Bunlar da bir hastalandılar. 3 tanesi burada tedavideyken öbür 2 tane hasta kuşumuzu da hastalanan ve kusma gördük arkadaşlar. Kusan kuşlarımızı neoteramisinle tedaviye aldık. Diğer kuşlarımıza dışarıdan geldiği için karantina uyguladık. Şimdi dönersek kuşlarımıza. Şimdi ben bazı dişileri arkadaşlar burada yakaladım. Bunları eşe atacağız. Bunlar işte bu ince tüy. Şu da ince tüy. İki tane mor olanla altın surat olan mavi kuşumuz. Oradaki mavi ile buradaki gri de kalın tüy olarak ince tüy erkekleri atacağız. Dilerseniz ben şimdi önce bir kuşlarımızı eşleyeyim. Ali de biraz çeksin. Ondan sonra kuşların tamamı hakkında eşlemede neye dikkat ettiğimizi ben size anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi eşlemelerde neye dikkat ettiğimizi bir anlatmaya çalışayım. Buraya bakarsak spangle var, ince tüy erkek, gri var, baskın, renk olarak baskın gök mavi çekinik, dişimiz kalın tüy, erkeğimiz ince tüy. Buradan biz ne bekliyoruz? Gri spangle, mavi spangle, belki mor spangle dişide olduğunu biliyorum. Ve normaller bekliyoruz arkadaşlar. Gök mavi, normal. Bu tarz kuşlar bekliyoruz. Bu tarafa geçelim arkadaşlar. Bu grimiz bizim annesi yeşil, babası mavi veya öyleydi anne babaları. Diğeri annesi koyu yeşil, babası yine aynı kendisi gibi ancak kahverengi değil, tarçın değil, altın surat bir erkekti. Bunlardan sarı surat, altın surat, gri, mavi yavrular bekliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi aşağıdaki kuşumuz Bursa'da ikincilik alan kuşumuz. Yine kalın tüy, iri bir erkek. Yine yanına iri bir spangle attık, mor. Onlardan da Texas belki olabilir. Baba taşıyıcı erkeğe geçmiş olabilir. Spangle ve o da gri, altın surattır. Yine gri, mor, spangle ve normaller ve belki de Texaslar bekliyoruz. Aşağıdaki kuşlarımız arkadaşlar, baba ince tüy, anne kalın tüy, bir faktör ve sıfır faktör yeşil ve maviler bekliyoruz. Normal ve parçalılar gelebilir ama daha çok parçalı verir onlar. Erkek çift faktör, baskın parçalı. Buraya bakalım arkadaşlar. Bu tarafta Texas dişimiz var. Texas taşıyıcı erkeğimiz var, kalın tüy.
Dişimiz ince tüy. Buradan erkek ve dişi Teksaslar bekliyoruz. Buradaki bütün erkekler de taşıyıcı olacak. Bu tarafa geçelim arkadaşlar. Burada çift faktör spangle'ımız var. Beyaz biraz sorunları var ama üreyebilir. Erkeğimiz yeşil, baskın, kalın tüy bir erkek. Dişimiz ince tüy. Bunlardan da yani %100 spangle gelecek diye tahmin ediyorum. Aşağıya geçecek olursak arkadaşlar, bu bizim babamız, büyük babamız yani kümesin babası. Burada Texas bekliyoruz. Bir de bu sene ilk defa yaptığımız bu Clear Flight geldi bize, iki tane. Bu Clear Flight'lardan alabilirsek yine Clear Flight kuşlar, normaller. Buradan beklentilerimiz bu yönde. Buradaki dişi ilk defa arkadaşlar, bu genç dişi. Babamız tecrübeli. Ben kuşları genelde de tecrübeli ve ya iki tecrübeli ya da biri tecrübeli olarak eşlemeye çalışıyorum. Bu bilgiyi de size detay olarak vereyim. Aşağıda dişimiz gri parçalı, alaca derim ben. İnce tüy, erkeğimiz 5 yaşında veya 6 yaşında bir kalın tüy erkeğimiz. Genellikle boş getiriyor ama bakıcı olarak yavru bakıyor, büyütüyor bize. Fazla gelen yavruları eğer gene bu sene de dolduramazsa yumurtalarını, biz baktırmayı düşünüyoruz. Bu tarafa bakarsak arkadaşlar, gri kuşumuz yine Texas taşıyıcı erkeğimiz. Yanındaki de zaten Texas dişi. Yine erkeğimiz pek dolduramıyor ama doldurursa yumurtalarını, erkek ve dişi Texaslar. Erkeğimizde ayrıca ino taşıyıcılık da var. Gelirse belki dişi albino veya lutinolar da buradan gelebilir. Ama boşta getirirse önemli değil. Biz altına yumurta süreriz. Diğer şovlardan veya kırıklardan fazla gelen yavruları bunların altına sürebiliriz. Her ikisi de güzel bakan kuşlarımız. Dişimiz opal Texas'tır. Bu takımdan da inşallah Texas'ları alırız. Yukarıya bakacak olursak arkadaşlar, yukarıda iki takım kırık birer defa olacak şekilde eşleme yaptık. Lutino dişi ilk defa, daha 4 aylık, 4,5 aylık bir dişimiz. Bu Şakir'in yavrusu. Arkadaki yine ino taşıyıcı, gene Şakir'in yavrusu. O da başka dişiden. Bunların anneleri farklı arkadaşlar. %100 kardeş değiller. Bu şekilde eşleme yapılabilir. Yani aynı bir kuşun farklı dişilerden veya farklı erkeklerden eşlerini eşleyebilirsiniz. Bu tarafta da yine Rainbow için bir takım var. Bu da ikinci kırığımız. Dediğim gibi bunlar birer takım yaparsa, yavru yaparsa bize yeterli. Şimdi arkadaşlar, burada yedek kuşlarımız var. Burada iki tane 4-5 aylık aşağı yukarı bu kuşlar. Birkaç ay bekleyeceğiz. Burada yine 5 aylık kuşlarımız var. Bunlar da eşlenmeyi bekliyor. Burada da 5 aylık kuşlarımız var. Birkaç kuşumuz alındı. Satılmayı bekliyorlar. Şurada yedek dişimiz var. Böyle kuşlarımız var arkadaşlar. Şimdi son bir kez ben size hatırlatma yapayım arkadaşlar. Bundan sonra ne yapacağımızı da söyleyeyim. Şimdi biz bunları eşe attık. Kayıtlarımıza bunların girmesi için bilezik numaralarını, mutasyonlarını, kaç numaralı eş olduklarını, işte geçen sene veya evvelki sene ne üretim yaptıklarını buradan takip edeceğiz. Beklentilerimiz zaten belli. Dediğim gibi hani burada dışarıdan gelen kuş, bir tane ne olduğu bilinmeyen kuş var. Onun dışında her kuşun annesini, babasını da biliyoruz. Bilmediğimiz kuş yok. Bunların da eşleri hazır ama daha yaşları gelmediği için eşe atmıyoruz bunları. Birkaç ay böyle boş duracaklar maalesef. Herhalde bu yıl yarışmalar da yapılmayacak ama ben bunları tekledim. Yarışmaya hazırlık olsun diye de teklemiştim. Bakalım. İnşallah bu sene şu an 12 takım şovumuzu eşledik. Yaşı geldikçe boş şeylerimizi de dolduracağız veya hastalıktan kurtarınca oraya eşleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, biz bilezik numaralarını da kaydedeceğiz. Ondan sonra birkaç hafta içinde
yumurtaları beklemeye başlayacağız. Tabii ben yumurtladıkça takımların numaralarını vereceğim. Şu anda attığım eşe göre, planlamama göre bunlar doğru numaralar. Yani üzerinde numara bulunanların numaraları doğrudur arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda inşallah sizlerle yumurtalarımızı paylaşırız. Tüm üretici arkadaşlara da üretimde başarılar diliyorum. İyi bir üretim arkadaşlar, doğru bir bakımdan geçmektedir ve doğru bir eşlemede daha iri yavru ve daha vasıflı yavru alma amacıyla yapılmaktadır. Hepinize teşekkür ediyorum. Manisa'dan herkese hayırlı üretimler diliyorum arkadaşlar.